Hazırsanız başlayalım. Tabii evet. Başlıyoruz. Yani şöyle, grafik tasarım mesleğine tesadüfen tanıştım. Çünkü 1975 yılında sınavlara girerken birisi bana dedi ki siz dedi grafiği işaretleyin. Grafik dedi en çok güzel bölümdür dedi. Ben o zaman inşaat mühendisliği okuyordum. Grafik tasarım bölümü hakkında bilgim yoktu. Peki dedim, grafiği işaretleyeyim. Tek bölüm işaretleme şansımız vardı. Benim asıl amacım ressam olmaktı. Grafik bölümüne girdikten sonra grafiğin resimle ilgisinin, ressam olmakla ilgisinin olmadığını anladım. Bunun bir iletişim bölümü olduğunu, görsel iletişim bölümü olduğunu daha sonradan kavradım. Grafik tasarım bölümünde, o zaman grafik sanatlar bölümüydü. İllüstrasyon dersi, illüstrasyon herhangi bir konuyu, duyguyu, düşünceyi resimleyerek, resmi anlatmak. İllüstrasyon dersiyle benim ressam olma duygum birleşti. Yani grafik tasarımın işte diğer dersleriyle de başarılı oldum ama illüstrasyon ağırlık verdim. Bir sene 1979 yılında mezun oldum. Bir sene ajansta çalıştım. Ajanstaki çalışma temposu, yaptığım işler, çalışma temposu değil de yaptığım işler benim yapmak istediğimle uyumlu değildi. Ben daha çok özgürce, kişisel olarak işler üretmek istiyordum. Ve 1981 yılında o zamanki adıyla yine Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, şu anda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak devam ediyor. Orada temel sanat eğitimi asistanı olarak girdim. Ajansa ayrıldım ve tekrar yapmak istediğim alana döndüm. Okulda okurken, okulda mezun olurken yarışmalara katılıyordum. Yarışmalardan 12 tane ödülüm vardı. Yarışmalara katılmayı şu açıdan söylüyorum. Bana ödev verilmeden, okulda bir zorunluluğum olmadan kendi özgür irademle bir yarışmaya katılmak, bu fotoğraf yarışması, amblem yarışması, afiş yarışması ve karikatür yarışması alanlarındaydı. Kendi hocalara falan sormadan kendi başıma iş üretme şansını bana verdi. Çünkü okulda sadece hocaların vermiş olduğu ödevleri yapmakla yükümlüyüz. Yarışmalar bize kendi kişisel üretimlerimizi sağlayan bir alan. Bu taraf bana kişisel olarak işler üretmek, tabii ki okuldaki derslerden ve hocalarımdan almış olduğum bilginin doğrultusunda üretim benim daha çok hoşuma gitti. Ve bu üretimi devam ettirmek için ben ajanstan ayrılıp, yani ajansla iyi para alıyordum. Yani şöyle, 1980 yılında o zamanın parasıyla 15 bin lira. Yani şöyle diyelim, bunun dörtte biri, üçte biri ev kirası oluyordu. Öyle orantılayabiliriz. Ya o zamanki ev kiram 4000 liraydı. Sonra okul asistanı olduğum zaman, o zaman 6000 lira bir parayla okula tekrar asistan oldum. Para odaklı olmadım. Bu para odaklı olmama, kendi sevmiş olduğum bir işi yapma duygusu beni bugünkü konuma getirdi diyebilirim. Yani şöyle diyelim, tabii ki bu grafik tasarım mesleği herhangi bir illüstrasyonda da özetlemiş olduğum gibi herhangi bir konuyu, düşünce ve duyguyu istenilen biçimde görsel olarak aktarmak. Bu istenilen biçim ne olabilir? Kitap kapağı olabilir, logo olabilir, amblem olabilir, afiş olabilir, web sayfası tasarım olabilir, illüstrasyon olabilir, karikatür olabilir. Benim illüstrasyon ve illüstrasyonun başka bir alanı değilim. İllüstrasyon metiyeye yönelik işler yaparsanız çok güzel gösteriş işlerdir. Karikatür yergiye ait işler yaparsınız. Ben karikatüre de ilgi duydum.
karikatürdeki anlatıma da ilgi duydum. Benim hem illüstrasyon yani görsel etkisi iyi olan işler üretmek hem de karikatürdeki gibi bir çelişkiyi görmek ve o çelişkiyi göstermek, çizerek göstermek konusunda hevesim, üretimim olduğu için bu sosyal medyadaki güncel konulara karşı da ilgili oldum. 2014 yılında Caddebostan Kültür Merkezi bana dedi ki sizin burada bir serginizi açmak istiyoruz, açar mısınız? Ben dedim ki orada bir sergi açarım dedim. Eğer dedim sosyal medyada üretmiş olduğum işlerden bir sergi açmak isterim. Bana kitap yaparsanız dedim, açarım dedim. Onlar da kabul ettiler. Ben 2014 yılında Caddebostan Kültür Merkezi'nde 192 tane işle sergi açtım. Bu işlerin tamamı, o zaman Instagram yoktu, Facebook için yapmış olduğum işlerdi. Yani bu yılbaşı olabilir. İşte dün akşam işte Nargutan bayramı. Eski Türklerde ise aslında yılbaşı kutlaması. Bolluk bereket getirsin gibi. Konularla çizmeye başladım. İşte bu Cumhuriyet Bayramı da olabiliyor, 23 Nisan Bayramı da, Şeker Bayramı da olabiliyor veya Kandil Gecesi de olabiliyor. Çünkü çizmeye başladım. Bazen de konunun dışında işler çizmeye başladım ve bunlar insanlar tarafından ilgi gördü. Yani bir şeyin ilgi görmesi demek sizi motive ediyor. Yani işte bana birisi mavi gömleksi daha çok yakışıyor derse, ben mavi gömleği daha çok giyerim gibi. İşte bir futbolcuya mutlaka küçükken birisi diyordur ki, sen çok güzel top oynuyorsun. Bir şarkıcıya birisi diyordur ki, sanatçıya, sen çok güzel sesin var, şarkı söylüyorsun. Bana da küçükken çok güzel isim yapıyorsun diyorlardı. Bir taraftan övgü almak insanın o tarafa doğru eğilmesini sağlıyor. Yani övgüyü güneş gibi düşünürsek, bizi parlatan bir şey çünkü övgü. Biz de bir güne bakan çiçeğiysek, ay çiçeğiysek hemen güneşe dönüyoruz. Övgü bizi kendine doğru çekiyor ve o tarafa doğru bilinçaltında insan o övgüyü tekrar almak istiyor. Ve tekrar yaptıkça da bu kendini geliştiriyor. Her dönem kendi teknolojisini üretiyor ve insan teknolojiyle uyumlu sağlıyor. İlk başta insanlar teknoloji yadırgıyorlar. Mesela Marmara Üniversitesi'nde ilk cep telefonu çıktığı zaman bazı hocalarımız dedi ki ben hayatta cep telefonu kullanmam. Ya da dijital fotoğraf makineleri çıktığı zaman analog fotoğraf makinesi kullananlar dedi ki ben hayatta dijital fotoğraf makinesi kullanmam. Yani ne kadar kaçarsanız kaçın, teknoloji bizi kendine bağımlı yapıyor. Dolayısıyla her üretim, her çağ kendi olanakları içerisinde iş üretiyor. Ve asıl bu üretimin asıl malzemesi insan olduğu için, hep aynı insan olduğu için her zaman o kendi üretimini sağlıyor ve bizi etkiliyor. Ben kabul ediyorum yani, kabul ediyorum ve şey yapıyorum, teknoloji üretimi değil de çağa göre üretmek. Mağara dönemindeki insanın teknolojisi kömür kalemiydi. Şimdi de bilgisayar, ileride ne olacak acaba? Yani uzaylıları mesela ne diyorlar, işte UFO'lar, işte bilinmeyen yaratıklar mı diyelim işte. O uzay insanlarının kafalarının büyük olması, vücutlarının küçük olması, vücutlarının az çalışıp kafalarının çok çalışmasından ve beyinlerin çok büyümesinden kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Onlar belki bir işi tutarak, yaparak değil de hissederek oluşturuyorlar. Teknoloji bu noktaya kadar da gidebilir. İnsan hep aynı kalacak ama İnsanın yaptıkları farklı olacak. Şimdi yapay zeka diye bir şey çıktı değil mi? Ne kadar ilginç. Ama işte o yapay zeka yapay zeka bir araçsa, o aracı kullanan da insan sonuçta.
yine insana bağımlıyız. Bizim tasarımcı olarak ya da insan olarak yapmamız gereken tek şey, bu teknoloji bir lisansa, bu lisanı öğrenmek ve bunu iyi kullanmak şeklinde olabilir. Nasıl iPad'de ya da telefonun çizgi şeyinde bir şey çiziyorsan, işte bütün mesele şu. Bu demin lisanından bahsettim ya, bu arada benim maalesef yabancı dilim çok zayıf. Çünkü buna konsantre olacak zaman bulamadım. Geliştiremedim. Belki dili de yeteneğim yok. Bunu ben öğrenmek, yapmak isterim. Yapay zekayı ya da işte Photoshop ya da başka programlarla işler yapmak isterim. Fakat her iş zaman istiyor o konuda uzmanlaşmak için. Size bir örnek vereyim. Mesela bu baterilerde şeyler var ya, ziller var ya böyle yuvarlak. O zilin en iyileri Türkiye'de yapılıyor, İstanbul'da yapılıyor. Onun iş seviyede bir belgeselini izlemiştim. O zilden bir kişi oraya zil yapmak için giriyor. O zilden o en güzel sesi çıkarması için 3 yıl uğraşması gerekiyor. Çok sık kullanılan bir deyim vardır, söz vardır. Senin bu işi yapman için 2 fırın ekmek yemen lazım. 1 fırın ekmek yemen, 3 fırın ekmek yemen lazım. Bu şu anlama geliyor. Bir fırın günde 500 tane, 1000 tane ekmek üretir. Bir yıl 365 gün. Bir insan her gün bir ekmek yese, yılda 365 tane ekmek yer. 2 fırın ekmek için 3 yıl, 4 yıl gerekir. Demek ki 3 yıl, 4 yıl sen bu işi kendine vermen gerekiyor ki o da sana kendini teslim etsin. Her şey böyledir. Ya bu zamanı ben ona veremeyeceğim için, çünkü asıl profesyonel, uzmanlaşmış olduğum bir olan var. İşte ben kağıt üzerine çalışıyorum, yağlı boyada çalışıyorum. Bakın orada şurada var. Ama yağlı boyaya da kağıttaki kadar usta değilim. Çünkü kağıt işe kendimi daha çok zaman verdim. Bunlar hepsi benim çocukluğumdan gelme şeyler, temalar. Merdiven bir duygu. Yani işte ne diyelim, babam ilkokul mezunu, annem okuma yazma bilmeyen bir hanımefendi o zaman. 5 kardeşiz ve İstanbul'da var olmamız gerekiyor. Bizim o merdiven her basamağı bizim var olmamızı, daha yukarıya çıkmamızı sağlayan bir basamak. Şemsiyeler, Karadeniz bölgesi çok yağmış, yağmurludur. Oradan aklıma gelen şey. Gece resimleri, yazın köye gittiğimiz zaman harmanda gökyüzüne seyretmeyi çok severdim, yıldızları. Baktıkça o yaz havasının, berrak temiz havasında yıldızları gittikçe çoğalmış olarak görürsünüz. Binlerce ve sizi sonsuz bir hayal alemine götürür. Yapmış olduğum ise elmalı resimlerim vardır. Çünkü bahçemizde elma ağaçları vardı. Balıklı resimlerim vardı. Denizli resimlerim çoktur. Bak resimlere bakın, hep mavi tonlarda, görüyor musunuz? O işte Karadeniz'de yetişmiş olmuş olduğum, hep denizin karşısında, ondan kaynaklıdır. İnsan çocukken bilinçaltına ne yerleşiyorsa daha sonraki yaşamında da bunları dili getiriyor. Konsantrasyon, yani şöyle, sanatçılar derler ki işte ilham geldiği zaman ben resim yaparım, ilham geldiği zaman şiir yaparım. Ben ilham gelmesini beklemem, ilham oluştururum ben. Yaparım yani. Yani şimdi burada röportaj yapan başkası olsaydı, ben de öğrencilerden bir tanesi konumunda olsaydım, yani izleyen konumda olsaydım, cep telefonunun çiziminde belki bir şeyler oynardım, yapardım. Çünkü bu bir şeyi yapmak, bir ipi çekiyorsunuz ya bir yerden. Onun gibi o kendi peşine kendisini sürüklüyor, getiriyor. Bir şey bir şeyden getiriyor. Birdenbire konu aklınıza gelmez. Konunun üzerine uğraşmanız gerekiyor. Uğraştığınız zaman o kendisini size gösterir. Samimi olarak uğraşmanız gerekiyor. Samimiyet dediğimiz şey çok önemli. Bu her şeyde bu geçerli. Şimdi şöyle bir şey var. Bu grafik dedik ya, görsel iletişim. İnsanlar şunu yaptılar. Bürokrasiye karşı, yaşamış oldukları düzene karşı, belki ailelerine karşı
isyan ettiler. İsyan değil ki, ya doğru doğrusu mesela bizim şeyimizde saç, erkekler saç uzatamazdı. Sen karı mısın, kız mısın da saç uzatıyorsun gibi eleştiriler gelirdi. Gençler bunu şöyle yaptılar. Grafiti sanatıyla, grafiti diye bir sanat, yani sokak sanatı, geceleyin illegal şekilde bunu dile getirdiler, çizerek. Daha sonra bu çağdaş sanatla yaygınlaşmasıyla, ortaya çıkmasıyla grafiti sanatı sanata dahil oldu. Benksy ismini mutlaka biliyorsunuz, Benksy ismini bilenler vardır. Bu bir İngiliz grafiti sanatçısı. Ama bu grafitiyi başlatan sanatçıların en başında Kathy Herring gelir, Kathy Herring. Kathy Herring 1980'li yıllarda New York'ta yaşamış. Andy Warhol'un da yakın dostu veyahut da öğrencisi veya asistanı. Onun videoları vardır Kathy Herring'in YouTube'da. Metro duvarlarında grafiti yaparken polisler yakalıyor ve onu tutuklayıp götürüyorlar gibi. Bu sokak sanatı daha sonrası galeride de girmeye başladı. Benksy ile ilgili çok ilginç bir şey bu. Gazze'ye gidiyor. Gazze biliyorsunuz İsrail'in işgalinde bir Filistin kenti. Oraya bir kapa, oraya geldim diye bir imzasını atıyor. Onun imzasını tanıyan birisi kapıyı gidiyor, 150 dolara adamdan satın alıyor bahçe kapısını. Sonra onu 150 bin dolara satıyor. Adamın o kadar işi, o kadar değerli bir iş. Dolayısıyla bu şey, aynı çağın insanları farklı şekillerde şey yapıyorlar. Mesela İran'da şey var değil mi, işte rejim, farklı bir rejim vardı. Baskıcı, daha monarşi rejimi var. Orada sistemin dışına çıkamazsın. Oradaki insanlar da grafitiyi terk edilmiş yerlerde yapıyorlar. Onun videoları var. Mutlaka o içindeki çelişkiyi söylemek istediğini bir şekilde insan söylüyor ve söylüyor. Türkiye'de grafiti sanatçılarından çok fazla takip etmiyorum ama yani Jeans benim öğrencimdir. Yeditepe'dendir. Sizin dönemde mi Pelin Hocam? Ha. Ben ona diyorum ki sen sanatçı olabilirsin demişim ben ona. Bir de anti parantez söyleyeyim. Geçenlerde bir Boyner'in bir etkinliğinde biraz caddesinde benim de işim var, Jeans'in de işim var. Ben ona demişim ki, onu odaya çağırmışım, Kit Herring'in kitabını vermişim. Bu kitap sende demişim, bir ay kalsın, bir ay sonra bana getir. O da grafiti yapıyor ve işte sanatçı yapıyor. Daha doğrusu her yenilik şey güzeldir. Öyle söyleyeyim, bir yer bitireyim. Ben de genç olsaydım, ben de grafiti yapan bir sanatçı olabilirdim. Vallahi hocalık şöyle bir şeydir. Hocalık hem öğretirken hem de öğrenmektir. Öğrenciye bir konu verirsin. Benim bu kadar hızlı üretimin nedeni belki şu olabilir. Nedenlerinin bir tanesi de. Çünkü ben illüstrasyon dersinde, yarım dönemde kaç tane iş yaptırırım? 6-8, belki 9 tane ayrı iş yaptırırım. En son ödevleri de stencil, bir şablon oluşturup, şablonu bir yüzeye koyup üzerine sprey basmak. Grafiti ile benzeşiyor. Çok yere, grafiti bir yere yapabiliyorsun ama stencil bir logo gibi bir işaret olduğu için, şablon olduğu için her taraf yapabiliyorsun. Onu veriyorum. Burada öğrenciyi eleştirirken, her öğrencinin işini eleştirirken aynı zamanda sizin zihniniz orada tazeleniyor. Çocuğa çözüm bulurken esasında kendinizde de çözüm buluyorsunuz oradaki ilişkiyi ve bu beni geliştirdi. Yani demek ki ben çocuğa bir konuyu öğretirken aynı zamanda hoca olarak da ben öğrencilere de bana bir şeyi öğretmiş konumda geçiyor. O şekilde bir cevaplayabilirim. Şimdi güzel sanatlarda bir enflasyon var esasında. Yani Almanya'da, Fransa'da ya da İngiltere'de 80-90 arası üniversite var. Nüfusları aynı oranda Türkiye ile. Ama Türkiye'de 209 tane üniversite var. Bunun nedenini ben daha çok ve bu oranda da güzel sanatlar var. Mesela şöyle söyleyebilirim. Ordu ile Giresun
Hatta Ordu Giresun Havalimanı limanı ortak. Arası 40 kilometre. Yani buradan Mecidiyeköy diyelim, diyelim ki sizin okul kadar diyelim. Orada da Güzel Sanatlar Üniversitesi var, fakültesi var. Burada da Güzel Sanatlar Fakültesi var. Oraya gidiyorsun, şeyde de var, Trabzon'da Eğitim Fakültesi var. Samsun'a gidiyorsun, Samsun'da Eğitim Fakültesi var. Onlar da Güzel Sanatları. Dolayısıyla grafik tasarım bölümü olan herhalde Türkiye'de 60 tane falan şey varmış. 60 civarında okul varmış. Bir de bunun yüksek okullarını da ekleyin. Bir de kursları ekleyin. Dolayısıyla üniversite çok fazla var. Galiba üniversitenin çok fazla olmasının nedeni genç nüfus var. Onları bir şekilde bir sistem içerisinde onları oyalamak gerekiyor galiba. Geçenlerde bir jürideydim ben. Radyo televizyonla ilgili bir jürideydim. Orada mesela Anadolu Van'da bir görsel iletişim tasarım bölümü var. Oranın dekanı veteriner. Görsel iletişim hiç ilgisi yok. Ama görsel iletişim tasarım bölümünde kamera yok. Ondan bahsedildi. Şimdi bu çocuk bu okula giriyor 4 yıl. Buradan da mezun oluyor. Peki ne öğreniyor? Böyle bir çelişki var. Yani çok fazla üniversite var. Çok fazla öğrenciyi evet onları kontrol altına alıyor ya da eğitiyor diyelim ama onlara yeterli eğitimi veremiyorlar. Bu bakımdan iyi değil. Bunu söyleyebilirim. Şimdi işte bu yarışmalara ben döneceğim tekrar. Yarışmalarda çok fazla ödül alınca şu anda da devam eden 35.si yapıldı galiba. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması. Bu Simavi Karikatür Yarışması olarak başladı. Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu Sedat Simavi. Sedat Simavi'nin bir mesleği de aynı zamanda karikatürist. Ve yıllar sonra diyorlar ki 1980'li yılların başında Hürriyet Gazetesi'nde diyorlar, Erol Simavi onunla diyorlar ki gel babanın adına bir Sedat Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması yapalım. O da bunu kabul ediyor. Ve bu yarışmada ben 6 defa ödül aldım. 1984 yılında aldım, birincilik ödülü aldım. Bu yarışmanın özelliği şu. Ben hani kitaplardan falan bahsettim ya, röportajdan önce, dergilerden, kitaplardan. Bizim okulun kütüphanesi çok güzeldi, onu söylemek istedim. O kitaplarda görmüş olduğum ve onların işlerini özlemiş olduğum sanatçılar o jürilerde gelmeye başladılar. Çünkü 10 tane jüri üyesi var, 15 tanesi dünyadan, başka ülkelerinden geliyor. Kendi alanlarında çok önemli insanlar geliyorlar. 5 tanesi Türkiye'den çok önemli ustalar. Ben onlarla sürekli ödül alınca onlarla bana dediler ki siz neden yurt dışına çıkmıyorsunuz? İşleriniz çok farklı, değişik falan diye. Bir gün bir arkadaşım, rahmetli arkadaşım Necati Abacı dedi ki ben Milton Glaser'den afiş istedim, bana yolladı. Milton Glaser'in adresini nereden buldun dedim. Dedi ki kütüphanede anual yıllıklar var. O yıllıkların arkasında yıllıklarda hangi sanatçıların işleri varsa onların adresleri de var. Çünkü sektör onu işini beğeniyorsa onu bulsun ve ona iş ısmarlasın. Milton Glaser'in adresinden ben de kitap yolladım ve Milton Glaser bana yollarken, mektup yollarken fotoğraflarını yolladım işlerimin. Bana çok güzel bir mektup yazdı. Dedi ki işleriniz çok mükemmel dedi. Milton Glaser 1991 yılında vefat etti, 90 yaşında. I Love New York logosunun yapan kişidir. Aynı zamanda Bob Dylan'ın yapmış olduğu 80'li yıldaki bir afişi dünyada basılan 500 bin tane basılmış şimdiye kadar. En fazla sayıdaki afiş. Milton Glaser bizim öğrenciyken ustamızdı. Yani onun kitaplarından ondan çok şey öğrendik. Milliyet Sanat Dergisi'nde röportajını falan okumuştum. Milton Glaser işleriniz çok mükemmel deyince kendi alanında ben kalktım Amerika'ya gittim. Bir arkadaşım buldum New York'ta. Onun adını da geçireyim, Ahmet Görgün. O bana tercümanlık yaparak dosyamızı oraya buraya gösterdik. Dosyamı göstermiş olduğum yerlerde bana hep referans verdiler, şey verdiler. Dediler ki sizinle çalışmak isteriz. O şekilde başladı. Hatta Milton Glaser bana şöyle dedi. Dedi ki sen New York'ta kal dedi, çok ekmek yersin buradan.
Ama benim bir takım ailevi diyemem ama aileyi de kapsayan bir takım nedenlerden dolayı dedim ki o burada yaşama şansım yok dedim. Ve Türkiye'ye geri döndüm. O zaman işte gidip gelerek, tekrar dosya göstererek, işte orada sistem şu. Dosyanı bırakıyorsun, dosyanı alıyorsun. Dosyanı almaya gittiğin zaman diyorlar ki editör seninle görüşmek istiyor. O dosyamı görmüş ve dosyasının odasında tutuyor. Diyor ki bizimle çalışmak ister misin? O şekilde bu delgilere ulaşabildim. Bu her insan için geçerli olan bir yöntem. Demek ki yapacağımız şey sistem şu, sürekli çalışmak. Nasıl doğadaki bir bitki, sürekli bir ağaç, sürekli büyüyor. Sürekli dal uzatıyor, meyve veriyor. İnsan da doğanın bir parçasıdır, canlı bir organizmasıdır. Demek ki bizim sürekli çalışıp üretmemiz gerekiyor ve sevmiş olduğumuz alan çok önemli. Yani sevdiğimiz alanda ve bir birikim elde etmesi gerekiyor ve bu birikimle siz istediğiniz kapıyı açabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de mesela bu Ankara Anlaşması'ndan 2 sene önce 300 bin kişi, 300 bin yetişkin insan gitti, yurt dışına gitti. Ya da hangi gençle konuşursanız konuşun diyorlar ki ben yurt dışına gitmek istiyorum. Herkesin hayalinde bu var ondan sonra ama yurt dışına gittiğiniz zaman ne yapacaksınız? Orada başka yerlerden gelenler de var, oranın insanı da var. Demek ki iyi bir eğitim ve iyi bir portfolyo elde ederseniz, lisanınızda varsa dünya sizin, ülkeniz sizin yaşamış olduğunuz yer değil de ülkeniz sizin dünya oluyor. O şekilde gittim. Valla benim ilk etkileyen kitaplar değil de yani kitaplar çok da mutlaka da Montaigne'in denemeleri üniversite yıllarında bir iki defa okumuştum. O çok hoşuma gitmişti. Yani özlü sözler vardı. Onu söyleyebilirim. Yani en sevdiğim yemek gibi. Çok o kadar çok ressam var ki. Van Gogh çok etkilemiştir. Van Gogh. Çünkü lise ikinci sınıfta öğretmenimiz dedi ki herkes bir ressamdan kopya yapsın. Ben dedim ki hocam dedim ben kopya yapmasam olur mu dedim. Çünkü Van Gogh'un bu bilardo oynayanlar bir şey var ya resmi vardır. Bilardo salonu diye bir resmi vardır. O resimden çok etkilenmiştim. Gittim Ordu'daki bilardo salonunda desenler çizdim. Sonra o desenleri ekleyerek bir tuvalet çizimi onu yağlı boy olarak yapmıştım. Van Gogh diye bilirim en etkilendiğim ressam. Üniversitede de keşfettim. René Magritte, sürrealist ressam. René Magritte de reklamcı. Aynı zamanda ressam ama aynı zamanda reklamcı, sürrealizmin en önemli temsilcilerinden René Magritte de yazıyor. Onu mutlaka Fenerce öğrencilere bilmeyenler vardır belki. Göster. Onun şeylerinden çok etkilendim. Yani ne diyelim, ironilerinden, illüzyonundan çok etkilendim. Ama bunun dışında etkilenmiş olduğum daha çok grafik sanatçılar oldu. Milton Glaser'den etkilendim. Türkiye'de Mengü Ertel'den ve karikatürle ilgilendiğim için Turhan Selçuk, Ali Ulvi Ersoy, Tan Oral, ondan sonra yabancılardan Brett Holland, ondan sonra André François, ondan sonra Zabranski, Adolf Born, Guy Billiot gibi sayacağım çok fazla sanatçıdan etkilendim. Yani etkilenmek kadar güzel bir şey yoktur. Mutlaka etkilenin. Etkilenmek insanı dönüştürür. Ben şöyle etkilenmeyle ilgili söyleşi yaptığım zaman okullarda falan şunu diyorum. Etkilenin mutlaka diyorum. Kopya çekmeyin. Bir elma ağacı düşünün diyorum. Elma ağacının arkasına çok büyük bir 100 metre bir duvar örüyorsunuz. Güneş doğuyor, elma ağacının ön yüzünde orayı aydınlatıyor. Öğleden sonra duvarın arkasına geçiyor güneş ama elma ağacının arkası güneş alamıyor duvardan dolayı. Öndeki elmalar parlak, kırmızı, tatlı oluyor, büyük oluyor. Arkadakiler yeşilimsi, küçük ve tatsız oluyorlar. Neden öndekiler
aynı ağacın elması daha farklı öndeki ve arkadaki. Çünkü öndekiler güneşten etkileniyorlar. Her kendi alanındaki bu mesleğini iyi yapan, her bu fırıncı da olabilir, restoran da olabilir, ondan sonra ne olursa olsun iyi mesleği bizi etkiler. Etkilenmekten etkilenmeye, kendi ruhunuzu etkilenmeye teslim edin. Onlar gibi işler yapmaya çalışın. Bu çok insanı geliştirir. Vallahi çok fazla gezen bir insan değil mesela aslında. Yani şöyle diyeyim. Mesela Avrupa'da İngiltere'ye gitmedim. İtalya, İngiltere, ondan sonra İspanya, Portekiz gibi ülkelere gitmedim. Ben de şöyle sıfırdan var olmaktan bahsettim ya, merdivenin basamaklarını bahsettim ya. Hep böyle çalışmak zorunda kaldım. İşte ne diyelim? Önce kirada oturuyorsunuz. Bir tane çocuğunuz var. Feodor aile sistemi içerisindeki ailesel bağlar var. Benim şöyle bir hayatım oldu. Haftada 3 gün okula gittim. Okuldan geldikten sonra çalıştım evde. Cumartesi pazar çalıştım. Yazın da çalıştım. Tatil yapmadım. Çünkü bir işi yaptığınız zaman size talep geliyor. Talep geldiğiniz zaman iş oluyor. İş geldiğiniz zaman siz, onun karşılığında para oluyor. Ve parayla siz ekonomik olarak çözüm sağlayabiliyorsunuz. Yarışmayı sağlayabiliyorsunuz. Şöyle diyebilirim. Galiba en fazla ilişkim New York'la oldu. New York'u söyleyebilirim. Yani farklı bir şehir. Şehir içinde kayboluyorsunuz. Yani o kadar her taraf yüksek bina ki ve geniş sokaklar ki insan o binaların arasında minnacık kalıyor. Her taraf ışıklı, işte her şey hızlı ondan sonra ve aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Mesela bir kitapçıya gidiyorsunuz, sadece orası resimli roman ayrılmış, başka bir şey yok içinde, onun sadece. Başka bir yere gidiyorsunuz, sadece şu alanda kitapçı gibi, orasını söyleyebilirim. En son Schneider Temple diye bir Karaköy'de Mankala Caddesi'ne girdiğiniz zaman komando merdivenleri vardır. O komando merdiveni çaprazında da Galata Salt vardır. O komando merdivenlerinden çıktığınız zaman hemen orada sağda Schneider Temple diye bir sanat merkezi vardır. Schneider, Terzi, Temple, Sinagog, önceden yaşamış olan, şu anda sayısı çok az olan Musevi terzilerin ibadetleri. Orası 2000 yılında, 1999 yılında şey oluyor, artık terzide kalmadığı için, nüfus azaldığı için sanat merkezine dönüştürülüyor. Orada sergiler açılıyor. Ben de 2019 yılında orada sadece kitaplarımdan oluşan, kitaplar isimlerinden oluşan bir sergi açtım. Kadir Doğruer diye bir yoğun bakım doktoru, 1962 doğumlu. Bu 60 yaşına ilişkin şimdiye kadar çizmiş olduğu karikatürler, en iyi 60 tane karikatürü tekrar çiziyor ve onlardan oluşan bir sergisi var. Ona gittim. Çok güzel bir sergi. Bugünlere kapanıyor olması lazım. Görmenizi isterim. Bir doktor, hem o kadar mesleğinde çok önemli bir doktor ve hem ne kadar, nasıl bu kadar bir usta bir çizer ve 60 tane orijinal işi nasıl yapmış, nasıl zaman bulmuş o koşturmacanın içerisinde. Hem o çabayı hayal etmem, hem sergideki işlerin güzelliği beni etkilemiştir. Valla ben film, bu konuda şey soruyu cevaplayamayacağım çünkü ben film seyredemiyorum. Çünkü seyrederken de bir şey çiziyorum iPad'de. O yüzden evde sürekli kavga var. Ondan sonra yani yine bir şey çiziyor. Yine ya şu filmi beraber seyredelim diyor eşim, aynı okuldan mezunuz. Diyor ki beraber seyredelim diyor. Ben peki diyorum. Ama ben şimdi seyrederken bir şey çiziyorum böyle. Diyor ki ya film seyredersin, burada peki ne söylemişti diyor. Bak diyor, film seyretmiyorsun diyor. Film seyredemiyorum ama yani sinema gitmeyeli de çok oldu. Uzun yıllar oldu sinema gitmeyeli. Efendim ben çok teşekkür ederim Haliç Üniversitesi. Bu organizasyonu sağlayan Pelin Özcukur hocama çok teşekkür ediyorum en başta. Ve siz değerli öğrenci arkadaşlarıma, misafirlere
Diğer kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, çalışanlarına. Atölyeme güzellik kattınız, değer kattınız. Sizleri şahsen tanımak çok güzeldi. Tekrar bekliyorum.